Setri avret. Benim aklıma günaha kapanan göz perdesi getiriyor. Setri avretli bir çocuk yetiştirirseniz günahı gördü mü göz kapağı iner. Allah göz verdiyse kapak da verdi. Günahı gördü mü kapağı iner. Batıla kapanan günah perdesi kulağı batıla kapanıverir. Setri avretli çocuk kardeşinin ayıplarını örter. Eğer setri avretle yetiştirirseniz terbiyenizde kardeşinin ayıplarını örter. Tevbe istiğfar perdesiyle kendi günahlarını örter. Dolayısıyla setri avret çocuk için temel bir ahlaki done olur, çıkar. Dördüncüsü. Hep beraber. Bir daha. Niye söyletiyorum? Özür dilerim. Sizi çocuk yerine falan koyduğum yok. Ama aranızda çocuklar var. Bunları bilmiyorlar. Kulaklarında bu anlar kalacak. Onun için yüksek söyletiyorum. İstikbali kıble. Mekan bilincine delalet eder kıble, biliyor musunuz? Mekan bilinci. Mekan bilinci bilinçlerin en temelidir. Çünkü ben mekan bilincinden hareket eder. Ben idraki. İstikamet açısını mekan bilinci sayesinde bulursunuz. Bir durduğunuz yer yoksa istikametinizi niye sorayım size ki? Öyle mi? Bir yolunuz yok, istikametinizi niye sorayım? Uzayda boşluktasınız. Bir mekanınız yok. Dolayısıyla istikbali kıblenizi, yani istikbalinizi, yönünüzü sormama gerek yok. Onun için Hud suresinin 87. ayeti tam da burada imdadımıza yetişiyor. Bakın ne diyor Kur'an? Yalnız Kur'an bunu derken ortamı biraz izah edeyim. Şöyle bir soru sorun. Firavun'un zulmü annelerin rahmine uzanmışsa orada yapılacak ne kalmıştır? Bir soru size. Öyle bir zulüm ki, tamam zulümünü anlıyorsunuz. Sokaklarda zulüm var, caddelerde zulüm var, evlerde zulüm var da anaların rahmine uzanmışsa bir zulüm ne yapılır? Böyle bir zulüm. Firavun'un zulmü böyle bir şeydi. Ne yapılır? Bakın Kur'an, orada yapılacak bir şey kalmamıştır diyenlere Kur'an'ın sözü var. Çok şey var. Bir kere orada ümit kesmeyin. Musa'yı Firavun'un sarayında arayın. Kesin oradadır. Kesin oradadır. Bu şeydir, bankodur yani. O değil benim asıl diyeceğim. Bakın ayeti okuyorum. Ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve'a bi Mısra buyuten وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Bayılırım bu ayete ben. Biz Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Bazı evleri karargah edin. Ama neden? Neden? Bu çok daha önemli. Bu çok daha önemli. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً O evlerinizi de istikamet açısı kazandıran birer ev yapın. Evlerinizi, bu çok önemli, istikamet açısı kazandıran ev yapın. Evlerinizin ahvalinden sual ederim. Evleriniz istikamet açısı kazandırıyor mu çocuğa? İstikamet veriyor mu? Bu çok önemli. Keramet nedir diye sorun bana. Kısaca cevabını vereyim. İstikamettir. Keramet vardır. Dolayısıyla peki ne olsun? Arkasından geliyor. Ve akimus sala. Ben bunu asla namazı kılın diye çevirmem. Ne? Yani ne namazı kılacaklar Allah aşkına? Yani 23 yıllık süreç içindeki namaz dahi bir tedriç ile emrolundu.
Hazreti Musa'nın İbranilerine hangi namazı kıldıracak? Bunu nasıl çeviririm biliyor musunuz? Es-sala, insanı otururken dik tutan oyluğa, ayaktayken dik tutan omurgaya denir. Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Esas duruşunuzu koruyun. Allah'a karşı klas duruşunuzu koruyun. Onun için böyle diyor bakın. Ve beşşiril müminin. Ondan sonra tabii müjdele yani. Herhalde yani. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra müjdele. Yeter ki önce istikamet kazandır. Önce evleri birer iman karargahı edin. Evin içindekilere istikamet açısı kazandıracak yer yapın. Allah'a karşı esas duruşu koruyun. Ondan sonra da başarıyı müjdeleyin. Hadise budur. Bunun için modeller koymak lazım. Modeller. Çocuklar modelsiz biliyor musunuz? Ama modelsiz değil. Modelsiz koydunuz mu kendi modellerini kendiler buluyorlar. Burada bazı mesleklere haksızlık etmemek için meslek vermeyeceğim. Ama sadece siz kızı kendi gönlüne bırakınca davulcuya, düdükçüye mi gittiğini zannediyorsunuz? Oğlan nereye gidiyor? Oğlan çok iyi yerlere mi gidiyor? Dolayısıyla modeller koymak. Modeller koymadan modeller üretilemez. Allah onun için model koyuyor bakınız. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulünde modellik vardır. Foto model değil lütfen. Hiç karıştırmayın. Örneklik, modellik. Bu hayat modeli. Bu ebedi hayat modeli. Kıble için bu gerek. Çocuklarınızı masallarla büyütmeyin. Çocuklarınızı peygamber kıssalarıyla büyütün. Küçümencik zihinlerinde Yusuf olsun, İbrahim olsun, Musa olsun, Harun olsun, Davud olsun, Süleyman olsun, İsa olsun, Muhammed aleyhisselam ecmain. Hepsine birden salatu selam olsun. Olsun. Bir gün olur, Adem gibi iblisin tuzağına kapılabilir. Eğer modellerle yetiştirirseniz, masallarla değil, peygamber kıssalarıyla, işte şimdi Adem olma zamanı der. Adam olma zamanı. Bir gün olur, Yusuf gibi kuyuya atılabilir. Siz hiç kuyuya atılmaz mı zannediyorsunuz? Kardeşleri onu tutarlar, kuyuya atarlar. Kuyudan çıkması için Yusuf'u bilmesi lazım. Bir gün olur gömleği arkadan yırtılabilir. Gömleğinin arkasından bir Züleyha koşabilir. O zaman derdi şu olur. Gömleğim önden yırtılmasın da arkadan yırtılırsa yırtılsın. Bu olur. Kör gözleri açan, arkadan yırtılan iffet gömleği. İzhebu bi kamisi hâze. Babama bir gömleğimi götürün değil, gömleklerimden birini götürün değil, bir gömlek götürün değil, bu gömleğimi götürün. Bu gömleğimi. İffet gömleği çağın gözlerini açar. Onun için çağın Yusufları varsa gözlerinin kör olmasından korkmayın. Açar. Nuh gibi tufana tutulabilir. O zaman gemi yapar. İbrahim gibi ateşe atılabilir. O zaman Cebrail'i bile hasbiyallahu ve ni'mel vekil, bana Rabbim yeter der, gönderir. Musa gibi suya bırakılabilir. Ve Eyyub gibi hastalığa yakalanabilir. Eğer peygamberlerin hikayeleriyle, kıssalarıyla büyütürseniz çocuğun ufkunda peygamberler oturur. Yoksa peri masallarıyla
büyütürseniz eğer, o zaman çocuğun ufkunda da onlar oturur. Yaşayan modeller, çocuğa yaşayan modeller gösterin ki istikbali kıble olsun. Yavrum işte falan gibi ol, bak şu amcaya iyi bak, şu teyzeye iyi bak, bunun gibi ol büyüyünce. Allah böylelerini çok etsin. İçimizde şunun gibi ol diyeceğimiz insanları çok etsin inşallah. Eğer elinizde kitap görmediyse çocuğa, niye kitap okumuyorsun diye sorma hakkınız yok. Babası sigara içenin oğlu pro içer. Ben daha ağırını söylemediğime şükredin. Dolayısıyla oğlum elinde ne geziyor diye sorma hakkına sahipti. Onun için mutlaka ve mutlaka bir şey istiyorsanız sizde görünsün. Çocuk, unutmayın, çocuğunuz aynanızdır. Çocuğunuz aynanızdır. Kişi kendisini çocuğunda seyreder. Beşincisi vakit, zaman bilinci. Evet, dışındaki şartları sayıyorduk değil mi? Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit. Vakit bilinci kazandırmak çocuk için namazın vaktine benzer. Çünkü zaman hayattır. Hazreti Ali'nin harika bir sözü var. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı zamana göre eğitin. Allah neden zamana yemin eder biliyor musunuz? Vel asr. Okudu değerli kardeşimiz. Evet. Ve şemsi ve duhaha. Bakınız. Neden zamana yemin eder? Ve duha. Ve leyl. Ve nehar. Ve şafak. Evet, vel fecr. Adeta Rabbimizin üzerine yemin etmediği zaman parçası yok. Neden? Zaman insanın en çok bulup da en hovardaca kullandığı değer olduğu için. Maalesef. Çok kolay harcadığı için zamanını israf eden hayatını israf eder. O nedenle nefeslerden hesaba çekileceğimizi çocuklara öğretmek lazım. İnsanın birimi hücre, maddenin birimi atom, hayatın birimi nefestir. Nefeslerden hesaba çekileceğiz. Ey Ömer, ölümü nasıl bilirsin? Akşam yattın mı sabah kalkamayacak kadar yakın bilirim ya Resulallah. Ba'iden ya Ömer, ba'iden, uzak uzak. Ve ent ya Ebu Bekir, ya sen nasıl bilirsin Ebu Bekir? Ya Resulallah, nefesi aldın mı veremeyecek, verdin mi alamayacak kadar. El-en ya Ebu Bekir. İşte şimdi oldu. İşte bu kadar. Çocuğa bu diri bilinci kazandırdığınızda, saatler, günler, aylar, yıllar geçmiş haberi yok. Ömür geçmiş haberi yok. Nefesi hesaplayacaktır. Zaman bilinci namazın vaktine benzer. Namazın zamanı var. Orucun zamanı var. Haccın zamanı var. Gülmenin zamanı var. Ağlamanın zamanı var değil mi? Yaşamanın zamanı var. Ölmenin zamanı var. Söyler misiniz bana zamansız bir şey var? Çocuk bunları bilmezse eğer, güleceği yerde ağlar, ağlayacağı yerde güler. Yaşayacağı yerde ölür, öleceği yerde yaşar. Evet. Eğer zaman bilinci kazandırırsanız, kozmik trafik lambalarını iyi okur. Bugün yol kazası oluyor bakın. Bazı Müslümanlar kozmik trafik lambalarını okuyamadığı için. Başımıza da iş açıyorlar. Bakın, uluslararası şer güçler, işgalci güçler bir yerlere gidip de kanatıyorlarsa,
O Müslümanlar, o bir avuç Müslüman kozmik trafik lambalarını doğru okuyamadığı için kırmızı ışık yanıyor kozmik lambada, bizimki yeşil yandı diye geçiyor. Haydi yol kazası. Al başına belayı. Afganistan'da olan bu, Irak'ta olan bu. Kozmik lambaları okuyamıyor çünkü renk körü. Onun için kozmik zamanı iyi okuyan çocuklar yetiştirmek lazım. Dünya Luna Park değil. Hayat oyun değil. İnsan da oyun çocuğu değil. Allah bizi büyüsün diye yarattı. Hep oynasın diye değil. İnnemel hayatud dünya la'ibun ve lehvun ayetini okuyacak şimdi içinizde hafız olanlar. Sen öyle diyorsun ama hocam Allah diyor ki hayat sadece bir oyun ve oynaştan ibaret. Yo, öyle demiyor. İnnema edatı var başında, bakınız. Yani tek başına dünya hayatı demektir o. Ahireti koyarsanız değil, mezraatul ahira. Ahiretin tarlası. Ama ahireti alırsanız tek dünyalı bir hayat Luna Park olur. Altı, niyet. Niyet ettim ya Rabbi rızan isin çocuğa. Hiç niyet ettiniz mi? Niyet ettim ya Rabbi rızan için Yusuf'a. Yusuf peygamber. Bir kişiden ne çıkar? Niyet ettim ya Rabbi rızan için Musa'ya. Niyet ettim ya Rabbi rızan için Hanne'ye, Meryem'e, İsa'ya, Zeynep'e, Fatıma'ya, Hatice'ye, Kur'an'ın kızına. Hiç niyet ettiniz mi? Etmedin. Oysaki çocuk namazınızdı. Niyetsiz namaz olur mu? Niye etmediniz? Niyet etmedikten sonra çocuk şöyle çıktı diye şikayet etmeye ne hakkınız var? Abdestsiz babana namaz mı dayanır hesabı? Biraz da öyle olmuyor mu? Bu çocuk niyetsiz. Niyet etmemiş. Hayatının en değerli ürününe niyet etmemiş. Namazın kazası olur. Niye gülüyorsunuz? Çocuğun kazası olmaz. Harcadınız mı? Harcanmıştır. Bitmiştir. Dolayısıyla Musa niyetine, İsa niyetine, İbrahim niyetine, evet, ve güzeller güzeli niyetine. Değil mi? Hanne gibi. 3.33 Ali İmran 33. İnna Allah istafa Adem ve Nuh'an. Hiç şüphe yok ki Allah Adem'i ve Nuh'u seçti. Adem'i canlılar, canlı türü içinden insanlaştırdı, seçerek beşerden insan kıldı, teennüs ettirdi. Nuh'u da insan türü içinden rasul seçti. Arkadan ne geliyor biliyor musunuz? Tesadüf değil. 33. ayet bu. Arkadan gelen ayet. Bakınız ne diyor? Ve iz kâle rabbuke ve iz kâlet imra'etu imrâne rabbi inni nezertu leke mâ fî batni muharraran fetekabbel minni. İmran'ın kadını hani bir zamanlar demişti ki ya Rabbi. Bir kadın düşünün. Kim bu İmran'ın kadını biliyor musunuz? Hazreti Meryem'in annesi, İsa'nın anne annesi, Hanne. Kur'an'da anılıyor, Kur'an'da kıssası anlatılıyor. Âl-i İmran suresi 34. ayetle başlıyor ve kıssası anlatılıyor. Hanne, ne olmuş biliyor musunuz? Şöyle bir şey olmuş. Bundan 2000 küsür yıl önce yaklaşık, Beytül Lahm'da, bugünkü Filistin'de, bir kadın
Kocası mabette din görevlisiymiş. Bu kadın bir ömür çocuksuzlukla imtihan etmiş Rabbim. Aramızda öyle kardeşlerimiz varsa, bu imtihanlarından dolayı Rabbimin ahirette kendilerine ne lütfedeceğini ben bile şaşkınlıkla bekliyorum. Yani büyük bir imtihan. Ne olmuş? Bir gün ağacın altında otururken bir yavru serçenin ağzına anne serçe gagasıyla yiyecek getirmiş. Ağzını açmış. Ya Rabbi benim de bir yavrum olsaydı da ben de besleseydim demiş. Sen misin bunu diyen? Yürekten çıkarsa dua göklerin kapısını çalar. Nasıl bir duaysa, dua kalbin Allah'la konuşmasıdır. Hakiki dua budur. Nasıl etmiş ki böyle bir dua? Ve dergahı ehadiyete gitmiş dua. Ve anında kabul. Bir çocuğu olmuş, daha çocuk doğmadan baba vefat etmiş, yetim. Yalnız annenin bir derdi var. Derdi ne? Ya Rabbi ben dua ettim, sen kabul ettin. Yani ben istedim, sen verdin. Teşekkür etmek istiyorum, sana verecek hiçbir şeyim yok. Ne mal var, ne para var, ne arazi var, ne servet var. Yok bir şey, elde avuçta. Teşekkür edeceğim ya Rabbi bir şey. Hemen aklına geliyor, karnında doğurmamış olduğu yavrusu var. Allah Allah, sadakaya bakın ya. Sadakaya bakın. İşte bu ayet bunu anlatıyor. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran feteqabbel. Rabbim karnımda henüz doğurmamış olduğum yavrumu her şeyden özgür olarak, yani el ne der, akrabalar ne der, ömrünün sonunda bir çocuk sahibi oldun, onu da tuttun mabede adadın derler mi? Kız mı olacak, oğlan mı olacak, onu da bilmiyor. Sana adadım Allah'ım, benden kabul et. Feteqabbeleha rabbuha biqabulin hasenin. Ve embeteha nebaten hasenen ve keffeleha zekeriya. Allah kabul ederse adağı ne olur? Biz hayvan adıyoruz, o can adıyor. Fark bu. Şimdi bana şunu sorun, İsa tesadüf müdür? Cevabını 33. ayeti onun için okudum ben size. İnnallah estefa diye başlıyor ayet. Allah seçti. Allah seçimi tombaladan mı seçer? Yine sorun, sorun. Orada. Allah peygamberlerini bile tombaladan seçmez. İşte bu. Peki ne bekliyorsunuz? Kurtuluşu getirecek cins kafa insanlar, önder insanlar, süper insanlar, yürekli insanlar, peygamberlerin varisleri olacak insanlar tesadüfen mi olacak? Böyle bir derdimiz var mı Allah aşkına? Görüyorsunuz çocuk terbiyesi büyük annede başlıyor. İşte bu bunu gösteriyor. Çocuk terbiyesi iki kuşak önce başlıyor. İsa'nın terbiyesi annesinde de başlamadı. Anne annesinde başladı. Hadise budur. Bunu gösteriyor. Meryem'e emir var. Devamında. Ali İmran suresi 43. ayet. Ya Meryem uknuti li rabbiki. Ey Meryem, bakınız aranızda Arapça bilen kardeşlerim de var, ilim adamı kardeşlerim de var. Onlara da güzel şeyler çıkıyor burada. Onları da atlamak istemiyorum. Ey Rabbi dedi ki, ey Meryem, Rabbin için boynunu eğ, Rabbine teslim ol. Vescudi. Bakınız, kiplemelere bakınız. Rabbiki geldi. Müennes geldi. Ve arkasından emir de müennes geldi. Vescudi geldi. Verke'i me'arraki'at. Mı?
verke'i ma'arraki'i. Allah Allah. Müzekker geldi, erkek geldi. Yani rükû edenlerle birlikte rükû edin demesi lazım. Rükû eden hanımlarla birlikte. Hayır. Rükû eden yiğitlerle birlikte rükû edin. Meryem sen yiğitsin. Kadın olmakla yiğit olmaktan çıkılmaz. Evet, ben ne sakallılar gördüm ki. Demeyim değil mi? Tamam, dursun. Ama arkasına bakın. İz kâletil melâiket. Ya Meryemu innallâhe yubeşşiruki bi kelimetin min. Evet. Arkadan hemen ey Meryem Allah efendim iz kâletil melâike. Melekler dedi ki Meryem'e ey Meryem sana Allah bir evlat müjdeliyor. Ondan bir kelime müjdeliyor. Yukarıdaki ayeti hatırlıyor musunuz? Ne diyordu? Vescudi, secde et. Verke'i ma'arraki'i. Rükû edenlerle birlikte rükû et. Ne diyor bu? Ey Meryem, hazırlık yap. İsa'yı terbiye etmeye başla. Ben bunu böyle anladım. Ama daha İsa'nın müjdesi verilmedi. Çocuk terbiyesi orada başlıyor. Çocuk terbiyesi anne rahmine düşmeden başların Kur'an'daki karşılığını görmek istiyorsanız Ali İmran suresinin 43. ayeti ve devamına bakın. Çocuk terbiyesi ne zaman başlarmış? Daha küçük yaşık abisi, daha yaşı küçük abisi, daha yaşı küçük amcası, daha büyüsünü öğrenir. Öyle mi? Kur'an henüz doğmamış çocuğu doğmadan terbiye etmeye başlıyor. Ya bu. Devam edelim. 7. İftitah tekbiri. Biliyorum kafanızdan o geçiyor. Bakalım ona ne bulacak diyorsunuz değil mi? İftitah tekbirine ne bulacak diyorsunuz? Allah bilinç. Allahu Ekber. Ya Allahu Ekber. Canım benim. Hayatınızın merkezine Allah'ı koyun. İftitah tekbiri budur. Çocuk terbiyesinde. Çölde bir gül yetiştirmek istiyorsanız, gülün hayatının merkezine Allah'ı koymak zorundasınız. Sizin garantiniz var mı? Doğurduğunuz çocuğu anneli babalı büyüteceğinize dair bir garantiniz var mı? Allah'ınızın aşkına bana bir şey söyleyin. Sabah okula yollayınca, akşam onun dönüp geleceğine bir garanti, akşam dönüp geldiğinde sizi evde bulacağına bir garanti, bana bir şey söyleyin. Söylemeyin bunu, söyleyemezsiniz. Peki kime emanet edeceksiniz? İşte iftitah tekbiri budur. Çocuk terbiyesinde iftitah tekbiri, emanet edeceğiniz büyük zata, en emin olana emanet edebilecek bir çocuk yetiştirmek. Ve bunu da gönlünüzden gele gele emanet edebilmektir. Onun için diyorum ki Allah size bağışlasın diyene düzeltelim diyorum. Allah kendine bağışlasın. Bize bağışlarsa bozuyoruz. Değil mi? Bize bağışladıklarını ne hallere getirdiğimizi görmüyor musun? Dolayısıyla Allah kendisine bağışlasın. Öyle demek lazım. Evet. Hiç yalnız kalmaz o zaman. Korkmayın. Eğer Allah'a bağışlarsanız yalnız kalır mı yavrum diye korkmayın. Çünkü siz ölürsünüz, ben ölürüm, babası ölür, amcası ölür, teyzesi ölür. Bir minibüste giderken hepimiz gideriz. Allah ölür. Sizi yitirse de Allah'ı yitirmez. Allahu Ekber en büyüğe sığınmaktır. En büyüğe sığınan en büyük elinde terbiye olur. En büyüğün elinde terbiye olduktan sonra ne gam Allah aşkına? Söyler misiniz? Baba diyemedi.
Bir kaynakta 18 yaşında olduğunu okudum. Hazreti Abdullah'ın. Vefat ettiğinde 18 yaşındaymış. İlginçtir. Bir başkasında 20 okudum. Çok genç yahu. Çok genç. Fidan gibi. Baba diyemedi. Anne diyecekti ki annesini yitirdi. Tam dede diyecekti. Dedesinin gülüydü zaten. Abdülmuttalib'in Kabe'nin önündeki minderine bir Abdülmuttalib otururdu. Bir de küçük Muhammed. Dedesini çekti aldı. Amca diyecekti ki amcasını aldı. Hatice diyecekti ki Hatice'sini aldı. Ne dedi biliyor musunuz? Ey Ebu Bekir, yer ehlinden bir dost seçseydim seni seçerdim. Ama artık seçme. Dersimi aldım. Kimi seçsem Allah onu alıyor. Seçme. Allah onu seçti. Bu terbiye bu. En büyüğün terbiyesine verdiniz mi korkmayın. 8 kıyam. Esas duruş. Klas duruş. Allah'ın karşısında kulun esas duruşu kıyamdır işte. Sebe suresinde ne güzel ifade edilir. قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادًا De ki, size bir tek öğüdüm var, sadece bir öğüt. Nedir o? İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun, Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini asla unutmayın. Allah'a karşı esas duruşunuzu asla bozmayın. Evet, bu esas duruş. Esas duruşu olursa zulme karşı direneceği yeri bilir. Esas duruşu olursa kıyam edeceği yeri bilir. Esas duruşu olursa salatı da olur. Çünkü salat esas duruştur. Esas duruşu olursa dik durur. 9. Kıraat. Kur'an bilinci. Kıraat anlayarak okuma manasına gelir. Namazın değil aslında hayatın farzıdır kıraat. Çünkü hayatı okumak farzdır. İkra bunu içerir. Ama kıraatın bir numarasında Kur'an durmalıdır. Kur'anlı bir çocuk büyütün, ondan sonra korkmayın. Vallahi Kur'an korur. İnanın abartmıyorum. Kur'an korur. Bunun çok şahidi oldum da onun için. Kur'an korur mu? Kur'an korur. Kur'an öznedir biliyorsunuz. Kur'an'ın Kur'an'da geçen isimleri öznedir. Kerim, Mecid, Aziz. Bakınız hepsi de ismi faildir. Hem de mübalağa ile ismi fail. Evet. Dolayısıyla Kur'an korur. Bir kütüphaneniz olsun. Gündelik harcamalarınız içinde çocuğun karnına ve sırtına ne kadar harcıyorsunuz? Aklına ve kalbine ne kadar harcıyorsunuz? Hiç tuttunuz mu? Ben size bir şey söyleyeyim. Anneler, çocuğunuzun aklına ve kalbine, sırtına ve midesine ne kadar harcadığınızı kıyaslayın. Çocuğunuzu ne olarak gördüğünüzü ben size söyleyeyim. Çocuğunuzun neresine yatırım yaptığınızı söyleyeyim. Maşallah etine yatırım yaparsanız bayağı bir kilolu çocuğunuz alır. Allah mübarek etsin. Ruhuna yatırım yaparsanız ruhu kilolu bir çocuğunuz olur. Aklına yatırım yaparsanız aklı kilolu bir çocuğunuz olur. Neresine yatırım yapıyorsunuz? Aile bütçeleri içerisinde bakıyorum gıdadan da beslenmeden de, akaryakıttan da en geride olan kalbe ve akla yatırım yapılan bütçe, kitap bütçesi, bilgi bütçesi. Ne bekliyorsunuz? Sırtını pek, karnını tok tutmuşsunuz. Allah mübarek etsin.
İyi, iyi yedirmiş, iyi giydirmişsiniz. Allah mübarek. O da o kadar olur işte. Dolayısıyla aklını doyurmamışsınız ki sonuçta elde ettiğiniz nedir? Bedeni tabut, beden tabutunun ruh ölüsünü taşıdığı bir ceset. Ya. Evet, beden tabut olmuş. İçinde ruhu ölmüş. Açlıktan ölmüş. Dolayısıyla kıraat, namazdaki kıraat aynen çocuk terbiyesinde de geçerlidir. Bu manada. 10. Rükû. Takva bilinci. Hüseyin hocamız buradalar. Hüseyin Kerimeci hocamız. Harika bir kitabı var. Takva bilinci diye. Herkese takviye, tavsiye ederim. Herkese takviye ederim. Takva takviye demektir aslında, biliyor musunuz? Hani 8 şiddetinde sallanınca evlerin içinden çıkıyorlar ya. İnsanın başına da depremler gelir. Eğer 8 şiddetindeki bir depreme dayanıklı değilse akıl, dayanıklı değilse yüreğiniz, ne olacak? Altından kaçamazsınız ki. Yüreğinizi bırakıp da kaçamazsınız ki. Çöker. Onun için takva imanın takviyesidir. Takva bilinci tam da rükûya tekabül eder. Allah'ın emirlerine boyun eğmek. İmtisal. Allah'ın nehilerinden de kaçınma. Yani ilahi sınırları bilip orada Rab diye durmak. Bir adım daha atmamak. Buradan ileri atarsam yanarım demek. İlahi sınırları bilmek. Böyle bir çocuk düşün. Sınırları olan bir çocuk. Sınırları var. Sınırları olmayan bir çocuktan ne beklersiniz? Allah'ınızın aşkına. Bu çocuk ne yapar? Her şeyi yapabilir. Allah korusun. Hafizanallahu ve iyyakum. Niye? Sınırları yok. Onun içinde her şeyi yapabilir. O nedenle sınırları olan çocuk. Sınır yoksa hiçbir şey yok. Bir sınır yoksa hiç sınır yok. Ve en önemlisi rükû, çocuk terbiyesinde Allah'ın önünde eğilen, başka hiç kimsenin önünde eğilmeyen çocuk. Allah'ın önünde eğilen. Yani şahsiyeti olan çocuk. Daha ne istiyorsunuz? Çocuklarımın öğretmenlerine ben beni bildim bileli iki tembihte bulundum. Bana dersten bahsediyor, okuldan bahsediyor, kitaptan bahsediyor. İki tembihim. Şahsiyet ve ubudiyetini zedeleme, senden bir şey istemiyorum. Bana geliyorlar, hocam bizim çocuk imtihana girdi, dua eder misin? Etmem diyor. Niye dua edeyim ya senin çocuğun üniversite imtihanına? Çok mu önemli yani? Üniversiteye girince ne olacağından ne kadar eminsin? Yarı canlı verip ölü almayacağından ne kadar eminsin? Niye edeyim? Ben senin çocuğunun imanına dua edeyim, onu iste benden. Şahsiyetine dua edeyim, onu iste benden. Ne olacak? Üniversiteye yarı canlı verip de ölü alan çok aile gördüm. Onun için lütfen çocuklarınız için neyi istediğinize önce doğru karar verin. Doğru karar verin. 11. Sücud. Sevgi bilinci. Sücud aşk hareketidir. Biliyor musunuz, anne karnında bebe secde halinde durur. Secde anne karnına geri dönmektir. Anne rahmine dönmektir. Rahme dönmektir secde. Rahmana dönmektir secde. Çünkü inner rahm diyor peygamber. Şecnetun miner rahman. Rahim rahmandan bir daldır. Allah Allah. Ne muhteşem bir okuma böyle.
Ben hayranım Resulullah'ın bu okumasına. İnne rahme şecnetun miner rahman. Rahmandan bir daldır diyor. Şu okumaya bakar mısınız Allah'ımızın aşkına? Orada duruyorsun zaten, orada bitiyorsun. O nedenle secde bu. Secde aşk hareketi. Muhabbet müebbettir onun için. Secde aşk hareketidir ve secde mahviyettir. Allah karşısında mahviyet, eşya karşısında hep olmaktır. Allah karşısında hiç olmak, eşya karşısında hep olmaktır. En büyük iddia, Rabbe karşı iddiasızlıktır. Secde, Rabbe karşı iddiasızlıktır. Ana rahmine dönüştür demiştim. Onun için sevgi bilincidir. Bir insanın yüreği Rabbine ilanı aşk ederse bedeni secde hali alır. Aşk kelimesi oraya gitmedi biliyorum. Çünkü bizim literatürümüzde aşk kullanılmaz Allah için. Ama anlayın, anlaşılsın diye kullanıyorum. 12 sonuna geldim. Ka'de ahira. Son oturuş. Mekan bilinci. Yeriniz olsun. Yeriniz. Bir ağaca ne zaman ağaç derler biliyor musunuz? Meyve ile dal, dal ile gövde, gövde ile kök, kökle saçak, saçakla toprağın irtibatı sahici olduğu zaman derler. Bu irtibatlardan biri koptuğunda kopan parçaya ne derler? Evet evet, odun derler. Kütük derler. Aynen öyle. Ağaçla kütüğü birbirinden ayıran şey nedir biliyor musunuz? Kökünün toprakta olup olmayış. Kökünüz var mı kökünüz? Yeriniz var mı? Bir meskeniniz varsa sakin olursunuz. Sükunet öyle gelir. Yoksa bir meskeniniz yoksa sükunete eremezsiniz. Bunun için havuzlar hazırlayın. Havuzunuz olsun. Balık gölde yetişir. Çocuk sokakta yetişmez. Düşünsenize. Düşünsenize caddenin ortasına salatalık ekmişsiniz. Başında da bekliyorsunuz. Büyüyecek de. Beklersiniz. Caddenin ortasına salatalık ekilir mi ya? Affedersiniz kaç merkep var onun üstüne basacak? Oradan çıkar mı? Eğer bir yere bir şey ekmişseniz yere eken göğe bakar. Değil mi? Bir daha söyleyeyim mi? Yere eken göğe bakar. Rahmet var mı diye. Çocuk ektiniz ama hiç göğe bakmıyorsun. Siz nasıl ektiniz? Yere en büyük şeyi ekmişsiniz ama göğe hiç bakmıyorsunuz. Olur mu bu? Onun için havuzlar lazım. Etrafına çiz çekmeniz lazım. Yabaniler gelmeyecek, yemeyecekler. Ektiğiniz fidanlarınızı yemeyecekler. Vahşiler kırmayacaklar. Kurban etmeyeceksiniz. Dolayısıyla balık gölde yetişir dostlar. Havuzlar lazım, insan havuzları. Onun için söz geldi, kulüpler kurun. Çocuk kulüpleri kurun. Yoksa oluşturun ortamlar. Çocuklarınızı bir araya getirecek mekanlar oluşturun. Bari yaz tatillerinde oluşturun. Rotasyonlar yapın. Tanıdığınız ülkeler, tanıdığınız şehirler arasında rotasyon yapın. Bir 15 çocuk siz gönderin, bir 15 çocuk onlar göndersinler bir sene sonra. Ve çocuklar kaynasın. Türkiye ile de irtibatınızı böyle kurun. Çocuk ana diliyle de irtibatını kesmesin. Ezan sesiyle de kesmesin. Rotasyon yapın ama çocuğunuzu asla ayırmayın. Aileden ayırmayın. Sokak çocuğuyla aile çocuğu ayrıdır. Kurs çocuğu da ayrıdır. Onun için ama mutlaka rotasyonlar yapın. Çocuklar arası alışveriş yapın. Gitsinler gelsinler. Siz kamp diyorsunuz ben ribat derim. Kur'anidir ribat çünkü. Ribatlar yapın. Çocuk ribatları. İki günlük, bir hafta sonu, gece gündüz,
Gece namazıyla başlasınlar. Gündüz oruç tutsunlar. Ve 24 saat Müslüman olmanın provasını yapsınlar. Bunu yapsınlar, göreceksiniz ruhlarında bıraktığı iz müthiş olacaktır. Havuzlar hazırlayın. Az veya çok fark etmez. Mutlaka havuzlar hazırlayın. Oturmuş bir kişiliği ancak böyle elde edersiniz. Bulunduğunuz yere ancak böyle sahip olabilirsiniz. Bulunduğunuz yeri ancak sizin yapmak için bunu yapmanız lazım. İşte o zaman çocuk namazından selam verebilirsiniz. Çocuk selam verebilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağına selam vermesi dünyanın yarısına ben huzurun, ben barışın, ben kurtuluşun müjdesiyim. Ey dünyanın yarısı benden emin ol der o çocuk. Soğuna selam verince bu namazdan dünyanın diğer yarısına ben kurtuluşun, ben huzurun, ben mutluluğun temsilcisiyim ey dünya. Sağına selam verince ben sevaba, ben dosta, ben imana cennetim der. Soluna selam verince ben kötülere de rahmetim ey kötüler. Benden korkmayın, ben size de yağmurum der böyle bir çocuk. Sağına selam verince ben adaleti artırırım der. Soluna selam verince ben zulmü azaltırım der. Rabbim hepimize böyle yavrular lütfetsin. Hepimizin ocağını böylesine çocukların yetiştirdiği güzel ocaklar yapsın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbe emanet veriyorum.